Hoş geldiniz sayın seyirciler. Spor gecesiyle birlikteyiz. 360 ekranlarında canlı yayında Gökhan Dinç'le birlikte günün öne çıkan spor başlıklarını masaya yatırmak için karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Galatasaray olağanüstü genel kurulu topluyor. Galatasaray'da seçim kapıda. Uzun zamandır beklenen mahkemenin kararını artık saatler içinde açıklaması bekleniyor. Mustafa Cengiz, mevcut başkan Mustafa Cengiz seçime girip girmeyeceği henüz belli değil. Hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Kimi girebileceğini söylüyor, kimi giremeyeceğini söylüyor. Bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. İlerleyen dakikalarda bu bilgileri sizlerle paylaşacağımızı belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bugün Beşiktaş kendi evinde Denizli Spor'la karşı karşıya geldi. 1-0 kazandı. Trabzonspor yine kendi evinde lig lideri Alanya Spor'u liderlikten etti. 1-0'lık bir maç ama her iki maçta da skordan çok hakemlerin, VAR hakemlerinin maça damga vurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntılı bir şekilde bu iki karşılaşmayı da masaya yatıracağız. Merhaba Gökhan, hoş geldin. Merhaba, herkese iyi geceler diliyorum ben de. Bu son dakika gelişmesini de Türkiye'ye duyurmuş olmanın dolayı sana seni tebrik ediyorum. İyi bir gazetecilik örneği yaptın. Tam bir Ertem Şener gibi oldum yalnız. Pardon, ben Ahmet Çakar, sen Ertem Şener. Abi seni bir dakika, yalnız bir dakika falan. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Ya Türkiye'de kimse bu haberi daha kimse çok bu haberi daha. Çok ayrıntılar var Gökhan, anlatacağım. Yani abi, ayrıntı var dedim. Hukuki. Sana ayrıntılar geldi. Dedim ki sana verelim. Abi, hukuktan korkuyorsun. Adaletten korkma. Adaletten kaçma. Benim hayat motto. Hayat motto falan karıştı. Ha, bir de Kyoto var. Adalet üzerine kurgulanmış benim Gökhan. Adaletten kaçma. Kaçmam. Adaletten ama korkma abi. Hukuk bizim çok fazla bildiğimiz bir mesele değil. O yüzden de yayına girmeye birkaç dakika önce aslında karar elimizde var. O kararı gönderdik avukatımıza. Eğer müsait olursa, yani o kararın ayrıntılarıyla ilgili bir hukukçu gözünden bunu değerlendirtiriz. Ki kendisi de Galatasaraylıdır bizim avukatımız. Aynen. Yani senin arkadaşın olduğu için çok normal. Zaten senin Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı çok var benim arkadaşın yok yani. Benim Galatasaraylı arkadaşım yok. Mesela senin sen varsın, tarafın, sen Beşiktaşlı mısın, Fenerbahçeli misin belli değil. Ben senin arkadaşın değilim, ben senin kardeşinim. Aynen. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu değil. Aramızda öyle bir şey yok yani. Peki, ya aslında Gökhan, bakıyoruz haftalardır bu programda, hani ben sezon başında dedim ya hakem konuşmayalım abi, Allah aşkına hakem konuşmayalım. Konuşmadan falan olmaz bir yani. Yani haftalardır hakem konuşuyoruz abi. Dün mesela ne dedik? İşte cuma günü Fenerbahçe maçı temiz. Galatasaray Gaziantep maçı temiz. Oh dedik yani. Hiç hakem konuşmadık değil mi dünkü programda? Hiç konuşmadık. Ben de dedim ki hatta dün geceki programda ya galiba hakemler bir şey yapıyor dedim ya. Abi, algısı çok yüksek oldu. Herhalde hatasız geçecek dedim abi, ama bugün yok yani. Bugün bir Trabzonspor maçı seyrettik. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Abdülkadir Parmağan 25. dakikada yaptığı bir hareket var. Yani buna kırmızı kart olarak da yorumlayan var. Kırmızı kart olarak yorumlamayan da var. Çünkü ortada bir top var. Topa dokunuyor. Toptan sonra gidiyor ayağı falan. Ben kırmızı kart olmadığı yönündeyim. Yani tarafındayım. Çünkü topa bir müdahale var. Orada hakem direkt kırmızı kart olarak yorumladı. Bak buna da itirazım yok. Hani hakemin yorumunu da eleştirmiyorum. Ama o dakikadan itibaren bir hakem izlemeye başladık. Ya o pozisyondan 5-10 dakika sonra Pereira rakibin ayağına bastı. Sarı kartı var. İkinci sarıdan atması lazım. Bak gördü. Şöyle baktı çünkü avantaja bıraktı pozisyonu. Arkasına döndü baktı. Kim yaptı dedi. Yani başka biri yapmış olsaydı gördüğü için sarıyı verecekti. Pereira'ya vermedi. Maçın ikinci yarısında anormal işler. Yani atamadığı oyuncular. Ya Envakame neredeyse dövüyordu hakemi. Hiç. Abi bu kadar. Yani çok da yani ileri gitmek istemiyorum ama bu kadar kişiliksiz olunmaz yani. Yani taraftar baskısı etki altında kalıyor. Tek merak ettiğim bir şey var benim. Bu hakemle ilgili. Abdülkadir Bitigen maçı yöneten hakem. Devre arasında biri arıyor mu abi artık? Ben artık hani bu konuda paranoyak oldum. Devre arasında sanki Abdülkadir Bitigen'i biri aradı. Dedi ki ya biz geçen hafta da Trabzon'u doğradık. Bu hafta da 25. dakikada 10 kişi bıraktın. Yani o pozisyonda işte kimine göre sarı, kimine göre kırmızı. Ne yapıyorsun dedi ve döndü mü diyorum artık. Yani başka hiçbir şey bulamıyorum Gökhan. Yani bugün Trabzonspor eğer Alanyaspor'u yendiyse hakemle yendi, bak söylüyorum. Bir daha söyle. Bir daha söylüyorum. Bugün Trabzonspor Alanyaspor'u yendiyse önce aleyhine
bana göre kararla başlayıp arkasından o kararda takılı kalıp Eyyam üstüne Eyyam, Eyyam üstüne Eyyam hop getirdi bir noktaya. Abi eğer sonucu hakemlerimiz belirleyecekse niye oynanıyor abi bu futbol? Hadi hakemi de geçtim Trabzon maçı demişken. Abi o Pereira Trabzonspor'un kaptanı çok da beğendiğim bir oyuncu. Abi bugün böyle raydan çıkmış gibiler ya. Yani oyuncular o Mvakame falan hakemi dövecekler. Yani bu oyuncularımızın da biraz artık kendini çeki düzen vermesi lazım. Her kararda hem Alanyasporlu oyuncular hem Trabzonsporlu oyuncular hakemi baskı altına almaya çalışıyorlar. Atma ama onlar da biliyorlar hakemlerin sonucu belirlediğini ve hakemlerin çalacakları ya da çalmayacakları düdüklerle sonucu belirlediklerini oyuncular da biliyorlar. Dolayısıyla onların bilgisi varken böyle davranmaları çok normal. Çünkü itiyor, kakıyor, küfür ediyor. Ya bugün Burak Yılmaz ne diyorsun lan dedi hakeme. Yani böyle ne diyorsun lan pardon ne var lan dedi mesela. Ne var lan dedi mesela. Şimdi öyle bir tarzda ve yüz ifadesiyle söylüyor. Sonra hakem arkadaşımızın adı neydi Beşiktaş maçının hakemi? Özgür Yankaya. O nasıl Özgür Yankaya böyle yapıyor bak şöyle yapıyor. Çaresiz. Burak'cığım sakin Burak yapma. Burak yapma falan diyor. Yani şimdi bu kadar çaresiz, basiretsiz, kişiliksiz, karaktersiz bir futbol yönetimi içerisinde zaten oyuncular hakemi dövseler yeri, küfretseler yeri. Çünkü küfredeni atmıyorsun, döveni atmıyorsun. Bazen döveni dövmeyeni atıyorsun, küfretmeyeni atıyorsun. Küfredene ceza vermiyorsun, küfretmeyene ceza veriyorsun. Yani bu kadar saçma bir futbol dünyamız varken şu klimayı da kapatalım lütfen. Yani bana ciğerlerime böyle böğrüme böğrüme vuruyor. Oyun oynamayı bırakalım ve lütfen patlatalım yüzümüze karşı gelen şu şeyi, klima makinesini. Konuşamayacağım birazdan bak. Tamam peki. Bugün bu var mesela dedim ki bizim İlhan'a. Abi kağıt uçuyor Allah aşkına ya. Tamam kapatacak abi. Şuraya bak kağıt durmuyor. Tamam konumuza dönelim. Aslında ben son derece memnunum yani bu durumdan. Abi bana benim vurmuyor. Yüzüme geliyor çünkü. Bana vurmuyor evet. Hakan Ceylan. Tanır mısın? Evet. Babasını tanırım. Adı ne? Hasan Ceylan'dı galiba. Bak bu arkadaşımız bugünkü var. Beşiktaş maçında. Bundan önce görev aldığı Süper Lig maçlarını yani maçlarını çıkart dedim bakalım. 3 Kasım'da var yapmış Kasımpaşa Malatya. Ziraat Türkiye yani Kupası'nda maç yönetmiş. Kasımpaşa Malatya maçı da biliyorsun sıkıntılı maç. Sergen Yalçın atıldığı maç. Aynen. Eyüp İttifak Holding Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetmiş. Orada var yok. Var olmuş yine Konya Spor Kayseri Spor maçında. Bu adam Konya mı öldü ismi? Ne Konya yani? Spor İzmir. Kayseri maçını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Son dakikada çok tartışılan bir penaltı vardı. Kayseri Spor'un aleyhine 5-6 dakika maç durdu, maç baktı filan. Hani son skup için. Bu adam, bu adammış Varda. Var oymuş abi. Şimdi bak, Hakan Ceylan'ın mesleği de yöneticilikmiş. Ne yönetiyorsa bilmiyorum. Maç yönetemediği kesin de yönetmesin. Yani şirket yönetiyorsa alın onu işten. Şirketi de batırabilir her an. Hakan Ceylan'ın üstünü ben kusura bakmayın. Bu TFF'nin şeyi başka bir şey çizmiyorum üstünü. Yanlış anlamayın lütfen. Arkadaşımızın kariyeriyle beraber böyle bir çizgiyi atarım, çarpıyı atarım. Arkadaşımızı da böylelikle hakem camiasının içerisinde yok sayarım, kağıdı da kenara atarım. İsmiyle, kariyeriyle beraber. Ya kardeşim. Sadece onu mu atıyorsun? Hayır, bugün var olarak, şimdi önümde kağıdı vardı ya o yüzden onu atıyorum. Gelelim hakemlerin yazılı olduğu şu kağıt parçasına. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Ali Palabıyık. Bu hafta, hani geçmiş dönemlerde saçma sapan maçlar yönetti ama. Bu hafta iyi yönetti. Bu hafta iyi yönetti. Gençler Birliği. Ali Şansalan. İzlemedim maçı. Ben izledim bir bölümünü. İzlediğim bölümde de çok anormal bir şey görmedim. Cüneyt Çakır iyi maç yönetti mi? Evet. Mete yani. Kalkavan iyi maç yönetti mi? Sivas maçını. Abi Sivas Konya maçını kusura bakma ama çok dönüşümlü izledim. Yani karşısında, Konya maçına ben de dayanamadım ya. Karşısında Çaykur Antalya Spor maçı vardı. Çok güzel maç oluyordu. Konya maçı çünkü abi bir ara açtım. Yani şimdi gelelim. Tamam yani. Gelelim. Göztepe Malatya maçı Arda kardeşler ya bu adama geçen haftaki tartışmalardan sonra bugün maç verildi ve aldığı maçı da gördük. Allah rızası için Göztepe Malatya maçının özet görüntülerini bir yerden bulun ve izleyin. Bir maç nasıl katledilir çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Arda kardeşler sana da çizik. Abdülkadir Bitigen sana da çizik. Ekibinle beraber kim varsa Ekrem varmış Serkan Caner Özgüç.
Mustafa Emre İyisoy, bunların hepsi ekibiyle beraber. Ya bugün Özgür Yankaya, ekibinle beraber git kardeşim. Ya Özgür Yankaya hakemliği bırakmamış mıydı ya? Özgür Yankaya en son ne zaman maç yönetti abi ya? İlan atsana bize. Geçen sene kaç maç yönetmiş bir bakalım. Medipol Volbay, ya Allah aşkına ya, ne olur beyler ya. Bizi izleyen çok kadın izleyicimiz de olduğunu çok anlamsız ama biliyoruz. Niye anlamsız abi? Senin gibi yakışıklı bir adam var aramızda. Ya estağfurullah, senden niye, sonra. Nasıl? Sen Brad Pitt'sen, ben Sylvester Stallone falan gibi olabilirim yani. Sen Jim Carrey'sin ya. Ben değilim. Jim Carrey yok. O da almayacak da. Ve ben size bakın arkadaşlar, şöyle bir gerçeklik var. Bu hakemlerin bu lig üzerinde yaptıkları bir şey var. Bunu Galatasaray lehine, Fenerbahçe lehine, Beşiktaş lehine veya Trabzonspor lehine veya bütün takımların, bu dört takımın aleyhine yapıyor demiyorum. Birisinden alıp birisine veriyor da demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Hakemler bir şey yapıyor. Hakemler çeteler ve bu çeteyi de Türk futbolunun içerisinden temizlemek gerekiyor. Bu çetenin içerisindeki kötü niyetli, kötü karakterli, kötü vicdanlı insanları hakem camiası ayırmazsa bu ligde çok daha kötü şeyler olacak. Bu ligde İnsanlar hiçbir maça sevinemiyorlar. Ya birinciyle sekizinci arasında 3 puan fark var abi. Sekizinci Beşiktaş, liderle 3 puan, liderin 3 puan gerisinde. Sivas lider bu arada, tebrik ederim. Ondan sonra da diyoruz ki efendim, Abdullah Avcı liderle 3 puan gerisinde. Abdullah Avcı'nın liderin 8 puan önde olması lazım. Ya da liderin sekizinciyle arasındaki puan farkının bu kadar kısa olmaması lazım. Bu tablonun yegane sorumlusu hakemlerdir. Ve bu hakemler bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler, ama bu şu demek değil, yukarıdan bir güç şuna sen böyle yap dedi demiyorum. Bunlar çete olmuşlar, bunlar bir arada olmuşlar, bazı hakemler üçlü beşli grup halinde. Bunlar hakemler çete kurmuşlar ve bu çete Türk futbolunda sonuçları belirliyor ya. Ya sonuçları belirliyorlar. Ha, buna şunu bile diyebiliriz, ben öküzün altında buzağı arıyorum. Belki de bahis yapıyorlar abi. Belki de bahis yapıyorlar. Abi o yapmasa da birileri bahis yapıyor. Birileri bu işten ne malanıyor mu? Ya çünkü bak, ben bu işte hep daha önce de defalarca söyledim. İnsanları koymalarının hiçbir manası içine, yok. Bu işin ben de para girdiği izliyorum. Zaman, bak bu işin içine para girdiği zaman, bak daha önce bu programda defalarca dile getirdik, konuştuk. Milyarlarca dolar paranın döndüğü bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir atılan bir golün, yenilen, yani kaçan bir penaltının, verilmeyen bir penaltının, verilen bir penaltının paraları, bak Gökhan, hı hı, buradan alıp böyle buraya koyduğu bir düzen var şu anda bahiste. Yani şimdi insanın aklına bir sürü şey geliyor abi. Yani bunlar bence artık toplumun sinir uçlarına dokunmaya başladılar. Yani her maçta abi insanlar futboldan soğudular ya maalesef. Bak sana çok samimiyetle söylüyorum, bugün Trabzonspor Alanya maçını oturdum, dedim ki çok güzel maç olur bugün dedim. Yani ikisi de çok beğendiğim takım. Şahane maç olur dedim. Abi bir hakem alıyor abi maçı, saçma sapan bir yere götürüyor. Bak Özgür Yankaya'nın karnesini attılar. Bu sezon kaçıncı haftayı oynadık? 11 galiba, 12'yi değil mi? 12'yi oynadık. 12 mi? 11 oynadık. 11 oynadık. 11 oynadık. 11 haftada 3 tane maça çıkmış abi hakem olarak. Bak 3 tane maça çıkmış bu adam. Süper Lig'de 3 tane maça çıkmış. Olmaz, vermeyin abi o zaman. Vermeyin Beşiktaş maçına, Galatasaray maçına, Fenerbahçe maçına. Ya hiçbir maça vermeyin ya. Hiçbir maça vermeyin. Hakem mi yok? Yoksa da alttan bir tane hakem çıkartın, alırız onu biz ya. Ya sonuçta hakem dediğin şey yetişecek, pişecek diye bir şey var mı ya? Haluk, var mı böyle bir zorunluluk abi? 15 yaşında futbolcu top oynayabiliyorsa Süper Lig'de, 22 yaşındaki hakem de Süper Lig'de maç yönetsin be kardeşim. Ya düşün yakısından ya. Ya gidin kardeşim, bütün kadro gibi bak. Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu veya MHK şu anki aktif hakemlerden 3-5'inin daha, bak 3-5'inin daha, ama önemliler, böyle Özgür Yankaya gibi hani sinek ikili pozisyonunda tırnak içerisinde kendi camiası içinde bile çok fazla iyi insansın, iyi insanmış, sevdiğim bir arkadaşım söyledi, iyi insanmış, ben hakemliğine bir şey, insanlığına bir şey demiyorum, ama Özgür Yankaya gibi ses getirmeyecek hakemleri değil, ses getirecek Fırat Aydınus, ses getirecek benim Jim Carrey, ses getirecek Ümit Öztürk, ses getirecek Ali Palabıyık, ses getirecek Mete Kalkavan, ses getirecek Halis Öztürk, bunları bir paket Fırat halinde Aydınus. Söyledim. Neler var ya?
Bunları bir paket halinde çuvala koyup göndermezseniz bu sezon biz gerçekten o kadar kötü ve iğrenç bir sezon izleyeceğiz ki şu 11 hafta yetti bize. Benim midem bulanıyor. Bak biz 11 bak bugün bir Juventus Milan maçı seyrettim. Benim midem bulanıyor Gökhan Hakem. Bugün bir Juventus Milan maçı seyrettim canım kardeşim. Ben hayatımda böyle tatmin olmadım ya. Bak samimi söylüyorum. 1-0 bitti değil mi? 1-0 ya 1-0 ya 1-0. Pozisyon var. 1-0 şey, 90 artı 3'te bile Juventus hala gidiyor ya. Aynen. Ama bizdekiler sahadaki hakem izin vermiyor. Sağ kenarındaki yerli hoca izin vermiyor. Ya yerli olalım, milli olalım, yabancı hoca gelmesin dedik. Olmuyor kardeşim. Bu ligde yerli hocalarla da olmuyor. Hepsi vasat futbol oynatıyor. Vasat futbol, vizyonsuz futbol. Oyuncu, ileri giden, oyuncu. İleri giden yere geri gelmiyor. Kalkmıyor. Geri gelen ileri gitmiyor. Bir yere tempo yatan yok. Kalkmıyor. En ufak temasta kurşun yemiş gibi davranıyorlar. Yani böyle bir aslında var ya bak ayaklarına sıkıyorlar Gökhan. Ben futbolcu olsam bak çok samimiyetle söylüyorum. Buradan futbolcu kardeşlerime de sesleniyorum. Yapmayın abi. Vallahi billahi çok sakil duruyor. Yapmayın ya. Yani biz görüyoruz bu 18 kamera, 20 kamera artık sizi çekiyor. Hiçbir temasın olmadığı yerde kendinizi atıyorsunuz vakit geçirmek için. Emekleyen oyuncular var, sahaya giren oyuncu. Ozan mesela aklıma geliyor. Emekli içeri giriyor. Benim de aklıma Sabuha geliyor Ozan deyince. Yani anladın mı abi? Yapmayın abi. Kötü duruyor ya. Yani bir insanlar bu iş için para veriyorlar abi. Bak para veriyor. İnsanlar bu futbol sevdası... Yavaş yavaş bak genç jenerasyonda yavaş yavaş uzaklaşıyor insanlar. Haluk bir teklif verir misin? Bak samimiyetle söylüyorum insanlar uzaklaşıyorlar abi. Yani ayaklarınıza sıkıyorsunuz. Genç oyuncular özellikle size söylüyorum yarın öbür gün bu paraları kazanamazsınız. Kazanamazsınız. Yani çünkü bir karşılığı yok. Yani yakında sponsorlar zaten kaçtılar kaçacaklar. Böyle hakem hataları işi başka noktaya getiriyor. Yani kurşun yemiş gibi kendinizi yere atıyorsunuz. Yani bunlardan uzaklaşmak lazım. Yani hakemlere gelecek olursak zaten hakemlerde neler var neler yani. Hani sen de gözlerinle beni takip ederek benim masadan stüdyodan kalktığımı da iyi yani. Abi ne yapayım kimse anlamamıştı. Sana böyle anlatırken evet. Boş sandalye sen şimdi bir kalk. Ben kalkamam. Ben anlatayım bak. Ben kalk ben hiç kimse anlamaz. Yok. Ya bu vallahi bu işe bir çözüm bulmamız lazım Gökhan. Oynanan bizim, futbol bak, değil. Öncelikli olarak hakem değil. Oyuncu karakterli değil. Yani inanılacak gibi değil ya. Vallahi billahi bak işim olmasa yemin ediyorum izlem. Ya bugün Beşiktaş Liverpool Manchester City maçını izleyeyim ya. Beşiktaş Denizli Spor maçının karşısında o var. Ya aklım hep orada ya. Biliyor musun abi? Şundan izledim. Hep aklım orada yani. Hayır ben abi işte teknoloji devre arasında var. Açıyorum filan. Ya Allah'ım diyorum bir 5 dakika daha Beşiktaş maçı geç başlasa da diyor. Ha bu arada o da var aklıma geldi. Ya bizde devre araları 15 dakika filan değil ha. Bak birileri tutsun zamanı. 10 yani 20 dakikadan önce maç başlamıyor bizde devreler. Yok onun zorunluluğu var ama. Nasıl hiç mi tutsana haftaya. Şeyin zorunluluğu haftaya var. Mi tut haftaya? Ha, ne zorunluluğu var? 15 dakika değil mi abi devre arası? Bizde maçlar 20 dakika yani maçın devresi bitiyor ikinci devre başlıyor tam 20 dakika 18 19 20 herkes kafasına göre ya bizde her şey o kadar saçma bir halde ki Gökhan ve bunun için hiç kimse bir çözüm üretmiyor ya. Ve bu şekilde devam ederse biz gerçekten tribünde insan göremeyeceğiz çünkü insanların inancı kalmıyor. Türkiye'de en büyük sorun futbolcuya, teknik direktöre, başkana ve Türk futbolundaki bütün paydaşlara, yöneticisine, hakeme olan güvensizlik. En az güvenilen insanlar hakemler. İlandan isteyelim bir gün ya da sosyal bir hafta içi bir gün bir anket yapalım. Futbol, Türk futbolunda en çok kime güvenmiyorsunuz? Başkan, yönetici, futbolcu, teknik direktör, hakem. 4 seçenek verebiliyorsun. Bir tanesini çıkart hakemi de koy. Bunlardan en yüksek yüzdeyi hakem alacaktır. Ama mutlaka diğerlerine de ciddi hatırı sayılır bir oy gidecektir. Bizim hiç kimseye güvenimiz yok. Çünkü temiz futbol oynamıyoruz. Abi bizde federasyon başkanı değişiyor bir şey değişmiyor. MHK başkanı değişiyor bir şey değişmiyor. Haluk'cum MHK başkanı değil. Teknik direktör değişiyor bir şey değişmiyor. Değişmiyor. Abi zihniyet hep aynı ya. Bak MHK başkanının değişmesi hiçbir şey için çözüm değil. Aynı hakem kadrosuyla MHK'yi getiriyorsun. Ne var abi bu adam elinde sopayla mı geziyor da aman sen onu yap. Ceza mı veriyor? Kime ne cezası verildi bu ülkede? Sözleşmesi feshedilen veya devam ettirilmeyen Bülent Yıldırım şu anda hakemlikten kazandığı para kadar para kazanıyor televizyondan yorumculuk Allah yaparak. Allah daha fazla versin. Ya ben ondan bahsetmiyorum. Yapıyor. Yaşı geldi emekli oldu. Fırat da emekli olacak. O da emekliliğe yapacağım. Kadar yapmayın abi bu işi. Emekliliğe kadar beklemeyin bu işi.
Emekli ya kötü yönetiyorsa bu adamlar profesyonel kardeşim. Senin bir sözleşmen var. Bizim de burayla bir sözleşmemiz var. Biz kötü performans sergilersek, bizi insanlar beğenmezse, izlemezse, işte atıyorum Van'daki Hakkı abi izlemezse, Bursa'daki Mehmet abi izlemezse, Marmaris'teki neydi bizim arkadaşımız ya? Meltem. Ya Meltem izlemezse ya da işte Bursa'daki Hasan izlemezse, bunlar izlemezse biz ne yaparız? Sözleşmemiz feshedilir değil mi? Şimdi senin durumun böyleyken sen bunları sözleşmeyle korkutmuyorsun. Benim korkum var abi. Ben bu programa gelirken çalışıyorum. Ben bu program öncesinde de çalışıyorum. Program sırasında bile telefonuma bakıp sana saygısızlık olmadan, çaktırmadan bakıp acaba bir haber geldi mi, avukattan bir şey geldi. Bakıyorum. Abi sürekli bir algım açık benim. Ben burası için bir emek sarf ediyorum. Ama onlar emek sarf etmeleri şunun için anlıyorlar. Ben ondan puanı aldım. Oraya ya da buraya ya da şuraya neresiyse orası. İyi gözüktün mü? Gözüktüm. Tamam abi, bitti benim için. Abi eğer çözüm ki çözüm. Ben bak, diyorum çözüm ki şu. Bütün Türkiye'de bütün futbol severler organize olsunlar. Çözüm getireceğim. Bak, çözüme yok diyorsun abi, işte. Abi bütün futbol severler organize olsunlar. Bu önümüzdeki hafta milli takım haftası. Sonraki hafta kimse maça gitmesin abi. Kimse televizyondan maç seyretmesin. Söyledik sana. Ya buna bir tepki vermesi lazım abi insanların artık. Yani taraftarları birbirlerine soktular abi. Yani taraftar nasıl birbirine girdi? Hep bizim üzerimizden. Medya üzerinden, hakem üzerinden, TFF üzerinden. Ya gerekiyorsa biz de ceza kesin. Abi biz bana de da kessinler zaten. Bak, ben, gerekirse eğer biz Türk de futbolu kurtulacaksa, biz İngiltere'deki gibi futbol seyredeceksek. Yani bugün Liverpool Manchester City maçında Pep Guardiola da maçtan sonra hakeme tepki gösteriyor. Türkiye'de İngiltere'de verilmeyen iki penaltı da penaltıydı Türkiye'de. Evet. Abi oranın kuralı başka mı ya? Oranın var kuralları başka. Abi, oranın, ben, abi nasıl var kuralı başka? İFAP değil mi abi bu işin? Ya, İFAP da yani öyle de şimdi bak mesela orada ben kural başka. Abi onu da bırak. Ya bugün iki maç var ya, aralarında bir saat var. Aralarında birisi bitti, öbürü başladı. Bir, yani bir saat bile yok. Yarım saat var neredeyse. Yani birinde Abdülkadir parmak topa değiyor. Hakemin yorumu direkt kırmızı kart. Diğerinde Diaby'e yapılan topla alakası yok. Adam sarı kart veriyor abi. Ya bana bir açıkla abi, nasıl Caner'e, insanları nasıl biz ikna edeceğiz? Nasıl insanlar şimdi bu futbola bak inanacaklar, bu hakemlere inanacaklar? Nasıl olacak abi? Şu renk olayı var ya, bu da yeni çıktı. Hani pozisyonun içinde niyet falan okuyorduk ilk başlarda biliyorsun. Sonrasında da başka bir şeyler çıktı. Burada da bir renk var. Diyor ki siyahla beyaz gibiyse evet, ama gri ise işte hakeme bırakın. Ya kardeşim bunun, siz bu adamı, bu VAR sistemini ya alın başınıza alın götürün abi. Vallahi alın götürün ya. Buradan alın götürün. VAR olduğu için başka şeyler konuşuyoruz. Ya VAR'a niye gitmedi? VAR niye çağırmadı çıktı şimdi bir de. Ya bak Levent demiş şimdi, ki 20 milyar TL illegal bahis. Bir de legali var, siz düşünün diyor yani. Düşünsene abi. Paraya bak ya. Ya şimdi insanın aklına bin tane şey geliyor abi. Ben oyuncudan da huylanıyorum. Kulüpten de huylanıyorum. Hakemden de huylanıyorum. Ya para bu abi. Milyar TL'yi alıyor, buradan oraya veriyor. Abi, yok abi, çok anormal bir şey abi. Bunun abi çaldığın bir penaltı, çalmadığın bir penaltı, şey yani verdiğin bir kırmızı kart yorumu, vermediğin bir kırmızı kart yorumu işi başka yere götürüyor. Başka yere götürmesinin engeli şu. Eğer ki göz göre göre Türkiye'de 11 haftadır yapıldığı gibi göz göre göre hakemler bir şeyi vermiyorsa ya da veriyorsa, olmayan bir şeyi veriyorsa, olan bir şeyi de aynı, vermiyorsa, ya aynı gün iki yorum diyorum. Tamam, ve sen bunları eğer ki elek gibi elemezsen, elekten düşürmezsen, o zaman sen de bu işten nemalanıyorsun derler adama. Anladın mı? O yüzden MHK Başkanı Zekeriya Alp'in ve şu anki, bundan önceki MHK başkanları için de geçerli. Eğer ki siz bu kötü hakemleri, bahis bu kadar futbolun içerisine girmişken, siz bu hakemleri bunların içerisinden almazsanız, siz de bu işin içerisinde kafalarında insanların soru işareti kalmasına sebep olursunuz. Bak, yani bak, sen eğer ki bugün bu hafta maç yöneten Ali Palabıyık'a ver bir şey demem. Ama mesela Özgür Yankaya'ya, oraya gel, Abdülkadir Bitigen'e, Arda kardeşlere, bunlara önümüzdeki haftada maç verirsen olmaz. Veriyor işte, geçen olmaz hafta Fenerbahçe Kayseri maçını yönetti. Değil mi Arda kardeşler? Onu söyledim ya. Kötü yönetti. Bak Fatih demiş ki bu kötü futbolla %70 MHK, 20 hocalar, %10 futbolcular. Geçen hafta kötü maç yöneten Arda kardeşleri ödüllendirip Göztepe maçına verdiler.
diyor. Meraki neden Fenerbahçe'ye karşı diyor mesela. O da onu öyle yorumluyor. Yani şimdi Fenerbahçe camiasında da şöyle bir algı var. Bizim kazandığımız size... maçlardan sonra hakemler bir sonraki hafta maçlara verilmiyor. Bu geçen hakemler hafta... üzerinden bizim üzerimizden hakemlere mesaj veriliyor diyor. Şimdi herkesin haklı olduğu belli argümanlar var. Gökhan. Ben de o yüzden dedim Beşiktaş ki siz şimdi... Maçı kaybetseydi ne yapacaktık abi biz? Ne yapacaktık ya? Şimdi bakın ben buradan geçen hafta da söylemiştim. Ondan önceki hafta da söylemiştim. Hakem kararlarıyla ilgili, hakem hatalarıyla ilgili... İşte Fenerbahçe diyor ki Galatasaray kullanıyor. Galatasaray diyor ki Fenerbahçe kullanıyor. Beşiktaş diyor ki bizi zaten şampiyon yapmayacaklar. Ötekisi diyor ki bizim şampiyon olmamız hiç kimsenin işine gelmez falan filan gibi. Şimdi bakın arkadaşlar, eğer ki toplu halde her takımı ilgilendirecek bir sıkıntı varsa ortada, o sıkıntıyı çözmek için birlik olmak lazım. Şu anda kulüpler birliği dediğimiz ve bence amacını asla ve asla sonuçlandıramayan, amacına yönelik hizmet etmeyen, daha doğrusu Türk futbol adına bir şey yaptıklarını da düşünmüyorum ama şu anda başkan değişti. Göztepe başkanımıza buradan sesleniyorum. Ne olur size rica ediyorum. Buradan çok büyük bir iş yapmış olursunuz. Büyük bir protestoyu. Ben Türk futbolunun protesto edilmesi gerektiğini, daha doğrusu Türk hakemlerinin protesto edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu protesto da çok ciddi anlamda bir protesto olması lazım. Yani protesto dediğim işte saldırın onlara, sosyal medyada hashtagler açın, onu gönder, bu değil. Ciddi anlamda bütün dünyanın konuşacağı bir rezillik çıkması lazım bu ülkede. Bak, bütün dünyanın konuşacağı bir rezillik çıkması lazım. Pankartla çıkın. Hakemler, Türk hakemlerine, Türk futbolu için temiz hakem istiyoruz diye bir pankartla çıksın bütün hakem takımlar. 5 dakika geç başlasın. Bütün bunlar da dünya basınında yer alsın ve bu insanlar da sokağa çıkacak hal kalmasın. Çünkü bu insanlar kötü hakemler, evet, ama bunlar kötü vicdanlılar bir de. Ya kötü hakemsiniz kardeşim, bırakın gidin ya. Ya bir işi kötü yaparsan niye güldürürsün ki kendine? Abi bir de insan bak. Ya şimdi mesela soruyorum Özgür Yankaya tarafından baksana bir. Adam bununla yatıyor, bununla kalkıyor abi. Diyor ki oh be, 4 gün kaldı Galatasaray'ın maçına, Fenerbahçe'nin maçına, Beşiktaş'ın maçına. Evet. 3 gün kaldı, 2 gün kaldı, 1 gün kaldı. Bununla yaşıyor. Bir tane adam dediği ya çalıyor. Ya çalmıyor abi. Ya çalmıyor, sonra bütün her şeyi hafta... kaçırıyorsun abi. Gerek yok abi buna. Ya sen ya senin abi sonra bu adam o maçı bekler mi? 5 gün, 4 gün, 3 gün, 2 gün der mi? Yine bekliyor işte. Yine bekliyor ama bir noktadan sonra artık beklemeyecek abi. Beklemeyecek. Galatasaray için konuşacağız değil mi? Konuşacağız. İnsanlar bu işlerden uzaklaşacaklar. Bak söylüyorum, sponsorlar kaçtılar. Gökhan, sponsorlar gitti futboldan. Girmiyorlar artık. Bak kulüpler artık formalarına reklam almak için kapı kapı dolaşıyorlar. Yok. Zaten Avrupa'da hiçbir başarımız yok. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Galatasaray Avrupa Fatih'i 30 maçta 2 tane galibiyet almış. Yok. Beşiktaş... Şenol Güneş'le Şampiyonlar Ligi'nde grupta namağlup çıkan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 0. 0 çekiyor abi grupta şu anda. 0 puanı var. Puanı yok yani. Galatasaray gol atamamış. Biz hala içeride işte bu hakem. Abi futbolu geliştiremezsin böyle. Çünkü oyuncuya dokun. Bunu herkes, bu söylediklerini herkes biliyor. Benim söylediğim veya insanlardan rica ederim spor gecesi etiketine lütfen hakemlerle ilgili protesto önerilerinizi yazın bana, yazın bize spor gecesi etiketine. Yazın, ben ciddi anlamda bunu Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine ya da kulüp başkanlarına, tanıdığım başkanlara beğendiğimi gerçekten atacağım ya. Bak samimi söylüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı, Göztepe Başkanı'na da mutlaka Sayın Sepil'di değil mi? Evet, Sayın Mehmet Sepil'e de bizzat kendi telefonuna ben bu atacağım. Bakın bir şey yapılması lazım. Çünkü bu futbol dediğiniz şey hepimizin eğlendiği bir şey. Yani yarın öbür gün biz sadece İtalya Ligi, İspanya Ligi, Bundesliga, ya Lig 1'i seyrediyorum ben ya. Ya ben gündüz maçı, kimse kusura bakmasın abi. Ya Konya maçını izleyeceğim mi? İzleme zaten. Vallahi yani, izleme bak, 72 dakika kaleye tek şut. Ya tamam oynadım. Konya maçını izle. Atıyorum ya. Başka kim kötü oynuyor? Aykut Hoca da kusura bakmasın abi. Ben Aykut Hoca'nın oynattığı futbolu hiçbir zaman beğenmedim. Ama arkadaş, ama bu sene de var ya, iyice raydan çıktı ya, abi. Ya bir şey yapın Allah aşkına. Bakın yazın abi ne olur. Yazık abi, hakemleri nasıl, hakemler nasıl protesto edilmeli? Fikirlerinizi merak ediyorum. Spor gecesi 360 Twitter'dan etiketine ne olur yazın. Şunu 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 yapalım. Haluk da ne olur an itibariyle bir 5 dakika falan ya şimdi ya da sonrasında buna ayır. Gelen tweet
örnekleri tek tek okuyalım ve üzerine konuşalım. Tamam, çünkü işte, bunu bir sosyal sorumluluk altına yazsın. Tamam, bize biz bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapmamız lazım çünkü gerçekten kötüyüz ya. Gerçekten kötüyüz. Ya abi bugün bir 90 dakika ya, midem bulanıyor. Bugün bir 90 dakika Liverpool City maçını izledim. Allah'ım ya, bitmesin dedim ya. Bitmesin. Sağ kenarında Pep'i görüyorum. O ona maçtan sonra sarılıyor falan. Tempo nasıl? İnanılmaz, durmuyor. Atmıyor kimseye yere, kendini kurşunluyor. Abi Juventus Milan maçı ya. Juventus Milan maçı 1-0 önde, dakika 90 artı 3. Niye atmıyor? Sence niye atmıyor? Hala Dybala gol atmaya sence çalışıyor. Sence niye atmıyor? Çünkü abi kendini? Biliyor ki yatarsam. Bir daha beni oynayamaz. Hayır, bu ligde oynatmazlar yatarsam, beni bu tarafta. Tabii yatarsam ben buraya geldim. Ben yatmaya gelmedim. Taraftar çünkü hemen ne tabii yapıyorsun filan diyor abi. Bak sen mücadele et, kaybet, taraftar alkışlıyor ama o kurşun yemiş gibi atıyorsun ya yerde. Falan. Öyle bir şarkı vardı ya, kurşun yedim sol yanımdan falan gibi. Adamlar orada hemen, İngilizler böyle bir diyor. Baba diyor, ben diyor para verdim burada 90 dakika, 50 pound verdim diyor. Onun hakkını vereceksin bana diyor. Orada koşacaksın, yatmak yok diyor. Sen de parayı ödediğin zaman performans istiyorsun, evet. Abi evet, benim olayım o. Sen parayı veriyorsan performans yapacaksın. Her şey öyle değil mi abi? Sen yani yanında birini çalıştırıyorsun, para veriyorsun. Abi yatsın adam da, ver hadi parayı bakayım. Ver tabii hadi canım. Ama biz veriyoruz abi, gönlümüzü veriyoruz, paramızı veriyoruz, milyonlarca euro para kazanıyorlar. Mesela çocuk var evde, küçük maça götüremiyorsun değil mi mesela, çocukla hanımını bırakıyorsun, maça gidiyorsun abi. Ne için maça gidiyorsun? Buradan böyle patlıyor, damarlar çıkıyor böyle, Allah belanı versin falan diyorsun. Ve abi karşılığı ne? Hiçbir keyif almıyorsun. Sinir stres sahibi oluyorsun işte. Sadece sonuç odaklı işte. Senin sevdiğin futbol var ya. Bak, kazandık. İyi güzel abi. Şampiyon olacağız bu sene. Ya şampiyon oluyorsun, bir sene bir saat sürüyor. Bir gün sürüyor abi şampiyonluk. Bitti. Şampiyonluk ne? Şampiyonluk ne ya? Ne oluyor abi? 34 hafta o heyecanı veriyorum. Ben iddia ediyorum 11. haftadayız. Yani şampiyonluğa en aç takım Fenerbahçe taraftarı. Onlar bile şu andaki düzenden mutlu değiller abi. Oynanan futboldan memnun değiller. Bu tartışmalardan memnun değiller. Hakem performanslarından memnun değiller. Ya memnun, insanların memnun olanı vardır da. Ya yoktur abi, mümkün var, değil var ya. Vallahi yoktur ya Gökhan. Yani sürekli bir kavga, gürültü, hakem, oyuncu, teknik adam filan. Garip garip şeyler konuşuyoruz abi. 32 dakika olmuş, biz hala hakem konuşuyoruz. Niye hakem konuşuyoruz? Uzaklaştırıyorlar abi bizi futboldan. Var mı gelen tweet? Bakayım. Fuat demiş ki hakemlerin performansına göre para kazanmaları lazım. Misal olarak 5 puan aldıysa hakem 2000 TL kademe kademe artacak. Kötü maç yöneten hakem asgari ücret alsın. Tamam, hakemle ilgili çözdük bu meseleyi diyelim. Oyuncuyu ne yapacağız? Dur tamam abi, hakemlerle ilgili söyledik ya. Beraberlikte 0.5 puan, golsüz beraberliklere 0 puan diyor mesela. Golsüz maç biterse diyor, hani keyif alayım diyor Cüneyt. Yani 0 puan diyor. Bence bütün kulüpler bir hafta maçlara çıkmasınlar. En fazla lig bir hafta geç biter demiş İsa. Dürüst ve objektif yorumların hastasıyız demiş Gökhan ve Haluk Bey. Teşekkürler demiş. Ağzınıza sağlık demiş. Fenerbahçe. Beni pek sevmezler ama. Hakemler öyle kararlar veriyor ki, hakemler en fazla dinlenme cezası veriliyor. Ama yaptığı hatalar insanları ekmeğinden ediyor. Örneğin Hikmet Karaman, Mustafa Kaplan. Öyle kararlar verildi ki bu takımlara adamlar işlerinden oldu. Gerçekten yazık diyor. Tabii abi. Şimdi Konya Kayseri maçında o penaltı verilmese belki Hikmet Karaman bugün hala Kayseri'nin başında. Samet Aybaba geldi, arada gitti. Şimdi Bülent Hoca var. Ya belki Hikmet Hoca hala Kayseri'de çalışıyor. Bak mesela bu da öyle. İnsanların ekmeğiyle oynuyorlar abi. Ya bir de Gökhan, bu ligde maç kazandığın zaman 3 milyon TL, berabere bitirdiğin zaman 1 milyon TL var abi. Orada verdiği bir hakem ya 3 milyon TL'nin 1 milyon TL'nin başka yere gitmesini sağlıyor. Hadi geçtim bayisi filan. Çok acayip ya. Gökhan Bey. Ben. Ne yapayım abi ben daha? Bir de gitar çalayım mı? Oku oku. Akdeniz oku. Oku abi, tweet oku abi. Tweet. Tweet oku. Siz öneride kaldınız beyler. Artık temizlik zamanı. Hakem yok. MHK başkanı ne yapsın? Maçı yöneten kim? MHK başkanı ne yapsın? Ne etsin? Toplu temizlik olmadan olmaz demiş Berkan. Benim gibi düşünüyor. Birkaç hafta hakemleri yurt dışından getirelim. Çok masraflı olacağını sanmıyorum. Ben buna %100 katılıyorum. Yurt dışından getirelim abi. Onlar da kötü yönetir. Var yurt dışında da ne hakem kararları var. Ama biliriz ki kafasında bir şey dinlik yok. Dinlik yok yani. Şeytanlık yok. Şeytanlık. Yani. Cinlik yok. Bir şey yoktur yani.
Vallahi bu zamana kadar yurt dışından hakem Mehmet demiş ki Gökhan abi bence her maç ısıkladığımız hakemleri bu hafta ısınmaya çıktığı an deli gibi alkışlayalım bakalım ne olacak diye. Işık yemiş tilki olurlar ya da tavşan. Barış demiş ki Haluk abi bence futbolcular seremonide hakemleri elini sıkmasın demiş. O saygısızlık olur, o başka bir şey ya, o olmaz da. Hakemleri protesto onlara bir mesaj vermez. Onlara asıl yapılması gereken verdikleri kararların ne sonuçlara mal olduğunun farkına vardırmak demiş Eren. Abi eğer bu işin içinde yaşayıp farkına varmıyorlarsa zaten. Abi bak çok başka işler dönüyor bence. Diyelim noktayı koyalım abi. Galatasaray'ı kongre meselesine geçelim. Çünkü insanlar da o konuda merak ediyor olabilirler. Şimdi tabii bilgiler hızla akıyor. Yönetim kurulu kararı, denetim kurulu kararı. Şimdi sen bir gir abi meseleye, ben bir toparlayacağım kafamda. Şeye gir. Nasıl değerlendiriyorsun bu tüzük gereği? Bence, detayına değil yani. Hani sen ver detayı anlatmadan vereceğim, ben vereceğim, detayı vereceğim. Ben sadece şu benim bilgilerle şunu bir cevapla da. Mustafa Cengiz de siz girebiliyor mu giremiyor mu? Abi şimdi onu da şöyle açıklayayım sana. Davacılar yönünden tedbirin devamı diyor kararda. Davacılar yönünde tedbir, yani Mustafa Cengiz davacı dava açmadı. O zamana gidemiyor, edemiyor. Abdurrahim Albayrak dava açtı. Bir de Yusuf Günay beyefendi dava açtı. Orayı açmış Allah'tan. Bize de açacaktı da. Bizi açmamış, orayı açmış. O yüzden Mustafa Cengiz dava açmadığı için kongrede başkan adayı olamıyor diyen hukukçular da var. Tamam. Sen bak bilgilerini. Şimdi söylüyorum abi. Şimdi Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi Mali Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmedikleri için mahkemeye verildiler. Doğru. Bu mahkeme kararı önce tedbirin, Galatasaray yönetiminin aldırmış olduğu tedbirin devamına karar verdi. Değil mi? Bu tedbir kararının. Şimdi o tedbir kararı bir üst mahkeme tarafından kaldırıldı ve Galatasaray kulübüne seçim yap en yakın zamanda dedi. Tüzüğe göre de bu 30 Beşiktaş'ta gün, 30 gün galiba. Ha, 30 Galatasaray'da gün da ya 30 gün ya 45 tamam, gün. Tamam 30 gün. Abi, karar şu. Diyor ki seçme ve seçilme haklarının saklı kalması şartı koyuyor kararda. O zaman aday olabiliyor. Kısmen reddine ve kısmen kabulüne. Bu ne demek? Kısmen red, kısmen kabul. Kısmen red oylamanın sağlıksız olduğunu, yani yapılan oylamanın sağlıksız olduğunu ve seçilme haklarının saklı kalması gerektiğini söylüyor. Yani kısmen kabul ise seçimin yapılması gerektiğini, yani bir kısmında seçim yapılacak ama diyor ki Mustafa Cengiz sayın, aday olacak mı olmayacak mı tekrar gözden geçiyor. Oylama sağlıksız yapıldığı için oradaki kişilerin de aday olmasının önünü açıyor. Ama şimdi biz hukukçu olmadığımız için şöyle bir detay var. Bir kez daha okuyorum. Davacılar yönünden tedbirin devamına diyor karar. Karar var bende. Gökhan çok uzun. Birlikte yayına girmeden önce de baktık seninle. Tamam. Yöneticilik, dava açan yöneticilerin yöneticilik görevinin devamına demek bu. Evet. Yani Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay bu karara göre isterlerse yönetim kuruluna yani aday olabiliyorlar. Tamam. Ama Mustafa Cengiz aday oluyor mu, olamıyor mu? Onunla ilgili yani hukuk böyledir ya Gökhan. Herkesin yorumu farklıdır. Doğru. Mahkemenin kararı beklenmesi beklemez lazım. Yani mahkeme şimdi, kararını vermiş zaten ama. Hayır Mustafa Cengiz, ha öyle mi? Karar Mustafa Cengiz'le ilgili ikiye bölünmüş. Yorum. Ha yorum ikiye bölünmüş. Kararın ne olduğunu birileri açıklarlar. Galatasaray Başkanı açıklar. Sonuç itibariyle ben Mustafa Cengiz yönetiminin mahkeme kararıyla Galatasaray kulübünü kongreye götürmesi sebebiyle Galatasaray tarihine kara bir leke olarak düşeceklerini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray kulübünün başkanı kulübü mahkeme salonlarında götürdü, götürdü, getirdi, götürdü, getirdi, zaman götürdü, kazandı, getirdi. Zaman kazandı iktidarı için. Olan ne oluyor? Günün sonunda Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz mahkeme kararıyla Galatasaray'ı seçime götürüyor. Bu hiç hoş bir şey değil abi. Yani kim derse, kim ne derse desin. İktidar mücadelesi. Şimdi iş Galatasaray mücadelesinden tabii çıktı. Kişisel, ego i̇ş mücadelesi. Kişiselleşmeye tabii başladı. Ben Galatasaray başkanı, abi Galatasaray başkanı düne kadar Allah'ın kulunun tanımadığı,
Hiçbir Galatasaraylı'nın belki de sokakta yürürken tanımadığı Mustafa Cengiz'i şu anda sokakta yürüyemez hale getiren şey üstün başarısı, Galatasaray'ı buradan alıp buraya çıkartması değildir. Kişisel olarak yapmış olduğunuz başarılar da değildir, isminiz de değildir. Hiç kimse de Galatasaray'dan veya Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den Trabzon büyük değildir. Hiç kimsenin ismi de büyük değildir. Dolayısıyla kendi egolarınız için, iktidarı kaybetmemek adına, koltuğu kaybetmemek adına yaptığınız her hareket gün gelecek yüzünüze bir tokat gibi çarpacak. Bunu ben Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in şahsına söylemiyorum. O gün kongrede Faruk Süren'in, galiba doğru mu hatırlıyorum, Faruk Süren gidiyor gelin, Sayın Başkan'a diyor ki Sayın Başkan buradan, diyor, buradan ibrasızlık iş, çıkacak. İbrasızlık genel çıkacak. Genel kurul kararı al diyor. Genel kurul kararı alın, aday olun ve Galatasaray yeniden bir seçim yarışının içerisine girsin diyor. Ama Sayın Mustafa Cengiz bunu yapmak yerine, ki bunu ertesi gün gazetelerde manşet manşet, yaprak yaprak, mobese kamerası görse bile konuşarak bunu söyledi. Beni tehdit ettiler, ben kongreye bilmem, öyle olmaz, iradeyi yapamam, işte genel kurul idaresine karşı çıkamam ben seçilmiş adamım deyip, ya ne olacak? Hepi topu kaybettiğiniz şey Galatasaray başkanlığı olur. Galatasaray devam eder yoluna. Siz olsanız da eder, olmasanız da eder. Eğer ben olmasam işler yürümez diyenlerle dolu mezarlıklar. Teknik bir bilgi vereyim Gökhan. Olağanüstü toplantı Galatasaray'daki tüzükteki içeriği 1-2 maddesi var. Yönetim kurulu kararıyla, denetim kurulunun yazılı isteğiyle, kaydı açık üyelerin 5'te 1'iyle, yani imza toplayarak yapılabiliyor. Yönetim kurulu en çok 21 gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorunda. 3 hafta diyecektim sen. Yani toplantıya çağırmak zorunda. Sonra toplantıya çağırdıktan sonra o bir hafta toplanamıyorsun filan ya. O yüzden 30 gün denk geliyor. Ha, tamam peki. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine, yani eğer diyelim ki mahkeme bu kararı verdi. Ona rağmen Galatasaray yönetimi çağırmadı. Bu çağrıyı yapmadı. Sulh hukuk hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendiriyor. Yani direnirse Galatasaray hukuki olarak ne çıkıyor önüne, onu söylüyorum. Olağanüstü toplantı gündeminde toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz. Yani seçim meselesi olur. Olağanüstü toplantıda gündeme ilave ve değişiklik yapılamaz diyor. Yani sadece seçimli genel kurul olur. Seçim olur. Dolayısıyla seçimli genel kurul, olağanüstü genel kurul yapma zorunluluğu getiriyor. Bu da tüzüğün 28. maddesi. Galatasaray Kulübü'nün başkanından ya da yöneticilerinden şu ana kadar tüm Türkiye'ye Haluk Yürekli'nin spor gecesi Twitter adresiyle duyurduğu haberle ilgili olarak herhangi bir açıklaması yok şu ana kadar. Çok geç bir saatte, yani çok geç bir saatte. Onlar biraz daha bir hukuki olarak inceleyecekler. Yani çünkü karar kaç sayfa, bayağı uzun bir karar yani Gökhan. Baktık işte senle de. Ama senin benim okuduğum işte yok tanık, sanık, adı, kimlik bilgileri falan filan. Bir sürü dava var orada. Yusuf Günay'ın ismi var, Abdurrahim Albayrak'ın ismi var. Dava edenlerin ismi var. Yani, onların adres bilgileriyle beraber uzuyor tabii de. Tabii. Ama hukukçular bunu... Onlar çok Ersan daha Hoca'ya net... bağlanalım Ersan Hoca. Çok daha net ortaya koyacaklar. Çok bildiğimiz meseleler değil bizim ama ez cümle şu. Galatasaray olağanüstü seçim kurul seçim kararı almak zorunda artık Galatasaray yönetimi. Çünkü bunun kararı yargı tarafından verildi. Ha bu yargı kararı verdi ama biliyorsun bu son karar mı, onu da bilmiyoruz. Hani bir karar için daha başvuru yapılabiliyor mu? Yani hukuki olarak bu dediğin... Bu BİYÜS mahkemenin yaptığı, verdiği kararlar. İstinat mahkemesi diyor. Yani bilmiyorum. BİYÜS mahkeme mi oluyor? İşte çok zorlama bizi yani. Dedim ve sus işte, istinat karıştırma işi. Tamam, bilmiyorum. Gerek hukuken, yok, cahilliğimiz ortaya çıkmasın. Hukuken yani. Buradan hukuk sonrasını bilmiyoruz. Hukuk çok derin bir alan çünkü Gökhan. Yani bugün böyle, yarın ama. Şu anda mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Galatasaray seçime gitmek zorunda. Mustafa Cengiz aday olacak mı, olmayacak mı? Mustafa Cengiz aday olsa da ben Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı devam etme ihtimalini %10 görüyorum. Ben de Dursun Özbey'in... Dursun Özbek gibi. Ben Dursun Özbek gibi. Dursun Özbey'i de %10 görüyordum. Kimse bana inanmıyordu, gülüyordu herkes. Hangi seçimde? Dursun Özbek Mustafa Cengiz seçiminde. Hangi gün söyledin yorumu? Bir gün önce tweetim var. Dursun Özbey'in kaçtılar, tüydüler, gittilerden sonra. Sonra tabii. Yani, seçim dedim zaten yani, abi. Yani onu çok büyük bir öngörü. Nasıl? Sen dedin ya, evden çıkarken Mustafa Cengiz başkan olacağını bilmiyordu dedin. Tüydüler gittiler. Ya ben onu Latife için söylüyorum. Latife için söylüyorum.
Yani sonuç itibariyle seçilme ihtimali çok daha yukarıdaydı. Ben şu... İstinafmış ya, pardon. İstinat duvarmış. İstinat duvar zaten. Yani. Alper Arabacı ya. İstinaf mahkemesi. En üst mahkeme mi? Onu da yazarsanız bize... Ya abi Allah aşkına bırak, tamam çık sıyrıl. İstinaf, abi, istinaf duvar mı var? Sokuyorsun oraları oradan. Ama ben sana dedim ya, bir üst mahkeme dedim. Sus, adını söyle. Bir üst mahkeme abi. Bilmiyoruz ki onun üstü var ya, mı? O da belki komik yani, durumu şey. Yani alafranga falan da diyebilirdin ya. Bir şey söyleyeceğim. Alaturka alafranga ya da abi, bir şey diyebilirdin ne yani. Ne yapacağız biz burada yani? Mesela masada o gözükmüyor şu an. Öyle sen mi? Niye? Bunu ben niye oraya attım da? Programın başında Gökhan bunu aldı. Neydi hakemin adı, bakacağım. Hakan Ceylan. Abi tamam güzel, Hakan Ceylan'a çarpıyı koydu burada. Hakan Ceylan'a. Buraya niye buraya attın? Ne yapayım abi, yiyeyim mi Ahmet Çakar gibi? Ahmet Çakar kağıt mı yiyor? Galiba. Yılan boynuna doladığına yere herhalde. Hakan Ceylan. Bak o zaman buraya atmayacak. Şurada durunca hiç kimse görünmüyor işte. Peki. Yani sonuç itibariyle Galatasaray seçim hayırlı uğurlu olsun. Ben Mustafa Cengiz'in karşısına ben çıkayım. Bu kadar Galatasaraylı nefret ediyorken benden. İddia ediyorum Mustafa Cengiz Beyefendi'nin karşısına ben çıkayım, seçim kazanırım. Kazanırım. Sen destek olursun. Yok abi mümkün değil. Ben, sen destek seni olursun. Seni ben de kurtaramam. Sen benim seçim şeyimi yönetirsin. Sürecimi yönetirsin. Karar kesin, istinaf kararına uymak zorundaymış. Ama en üstü Sayıştay'mış. İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını ya bozar ya da kabul eder demiş. Onun üstü temyiz demiş Erman Öztürk. Tamam biz ne dedik? Hasan da demiş ki çok güzel, en üst mahkeme ahirette abi de. O kadar güzel söylemiş ki. Vallahi bir de oranın hesabı var ya. Böyle konuşuyoruz ediyoruz, hani her şeyi yapıyoruz. Ya sonuç itibariyle. Oradaki hesap, ya oradaki hesap buradakine de benzemiyor, görüyor musun? Sence şampiyon kim olur? Galatasaray olur. Abi ben şimdi istikrarı sağlamak zorundayım. Yani birinci hafta bana sordun kim şampiyon olur dedin. Galatasaray olur dedi. 10 haftada fikrim değişecek hali yok. Şampiyon gibi oynayan takım söyle. Şampiyonluğu hak eden Başakşehir takım söyle. Başakşehir bence son 4-5 haftadır acayip top oynuyor. Abi sezonun başından 11. hafta. Abi sonra. Ben öyle bir takım, Trabzon diyordum. Bugün Trabzon'a da olan sempatim kayboldu. Yani o da hakemin yüzünden. Trabzon'da da Kamil Ahmet oynuyor abi orta sahada. Şimdi şampiyon olacak yani kadro diyorsun. Yani sakatlıkları olduğu için şimdi. Kamil abi, Ahmet... 7 tane oyuncu mu ne sakat abi 11 oyuncudan? Nerede abi? Mesela sen diyorsun ya Falcao nerede? Soruyorum sana. O bir Mikel nerede? Sakatlandı adam. Falcao ne yaptı abi? Yani şey mi oldu Falcao? Bak, mesela o bir ne yaptı abi? Ilgili, o bir Mikel'le ilgili insanların Hazerden kafasında. Hazerden Çelebi gibi Galata Kulesi'nde uçtu mu abi? Ilgili, o bir Mikel çıktı oynadı. Oynadı sakatlandı. Oynadı ama Falcao oynamadı. Falcao da oynadı abi. Nereye nasıl oynamadı? Oynadı Allah aşkına, kendisi unuttu Galatasaray formasının rengini. Ya Sturridge bir maç mı iki maç mı ne oynadı ya? Allah Allah. Sturridge nerede? Sturridge oynatmadı işte. Kruse nerede Kruse? Tribünde. Ha, nerede abi bunlar? Hadi, sen Falcao'ya taktın kafayı. Ben sana çok önemli bir soru soracağım. Fatih başkan olsun diyorlar. Bak bu sorunun Ali cevabını Ateş. Bak bana beni çok can kulağıyla dinlemeni Dinliyorum. İstiyorum. Sana çok önemli bir soru soracağım. Sor. Ve bu sorunun cevabını vermeni istiyorum. Vereceğim. Falcao nerede? İspanya'da. Niye? Falcao önümüzdeki hafta Galatasaray Alanya ile oynuyor, Başakşehir'le. Başakşehir'le oynuyor galiba. Önümüzdeki hafta milli derken maç, bir sonraki hafta milli maç sonrası. O maçta sahada olur. Bir daha söylesene. Tamam, alalım buraları yani. Başakşehir keselim. Maçında Falcao ne zaman gol atar? Sahada olur. O gün de atar. Falcao çıktığı zaman atar zaten. Falcao attı bu. Attı. Bir tane oynadı, attı. Yani dün ben bir tane oynadım dedi. Oynadı dedim. Yani iki tane oynadı da. Fenerbahçe'de de attı da offside sayılmadı. Güzel vurmuştu ama. Abi Falcao. Onun kalır ya. O anı bak, olarak kalır. Bir şey söyleyeyim ben sana. Falcao bu ya. Bak alttan bak, bir tane müzik Falcao gelecek. Bak, ver müziği. Ver müziği. Alttan bak, böyle müzik Radamel gelecek. Radamel Falcao. La, 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 ra 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 biliyorsun ra, değil mi? Kariyeri biliyorsun değil mi? Ra, 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 yani gol geldi için. Kolombiya'nın dünya çapındaki yıldızı Radamel Falcao. Sana bunu hatırlatırız abi yazmış. Bizim Falcao'yu. Böyle yani. Oysa ki her şey Atatürk Havalimanı, pardon neydi? İstanbul Havalimanı'na mı inmişti? Evet. Sabiha Gökçen'e mi? Değil, Florya'ya. Atatürk uçak nereye indi abi? Abi özel uçak ya, Atatürk Havalimanı'nda tamam. Florya'ya iniyor. Atatürk Havalimanı. Sefaköy'e. Her şey Atatürk Havalimanı'na. Binlerce Galatasaraylı'nın gelmesiyle başladı diye klipler yazılır, metinler yazılır. Of, otursam şimdi ne güzel yazarım. Yazmayı da özlemişim. Bu sene Falcao gol kralı olursa ne yapacaksın? Dişimi kırarım.
dişimi kırarım. Bir golü var. Kim gol kralı olur? Haluk Falcao gol kralı olsun bu sezon. Dişimi kırarım. Hem de istediğim dişimi atar mı, o dişi 20. de yaptırmadan 20 yayına atar, çıkarım. 20 atar mı 20? 20 atar ha. Penaltılar, menaltılar atar. Bilmiyorum kaç atar da sen gelmeden atar diyor, atar diyordun. Erkal demiş ki Mustafa Cengiz kesin tekrar kazanır eğer aday olabilirse demiş. Ben kazanabileceğine ihtimal vermiyorum Mustafa Cengiz'in. Ben Dursun Özbey'in aday olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Erman Öztürk ilk derece mahkemesi istinaf, temyiz, sıralama böyle en üst merci temyizdir demiş. Tamam abi Erman Öztürk galiba. En üst Sayıştay diyen var. İstinaf ilk derece ile yargı arası bazı kararlar yargıya gitmeden anayasa orada kesinleşir bazıları yargıtay temyiz olur demiş. Anayasa mahkemesine başvurulmuyor mu? Şey biliyor abi. Efendim? Anayasa mahkemesi değil mi abi en üst? Abi. Topa girme sakatlanırsın. Gerek yok. Yükselme topa boş ver. Devam. Oyna devam. 20 attıktan sonra televizyonu kapat, kapatır yatar abi demiş. 20 attıktan sonra. Sen ya böyle bir şey olur mu? Gol kralı olur dedin ya Falcao. Falcao için Abdurrahim Başkan en geç Beşiktaş maçında sahada demişti. Sonuç ortada. Haluk Gürek de aynı hataya düşme bence demiş Mert. Abdurrahim Albayrak nerede? Sen Falcao'ya taktın da ben de Abdurrahim Bey'in bir fotoğrafı gördüm. Şey boyun fıtığı olmuş. Boyunlukla dolaşıyor. Ben statta Real Madrid maçından önce statta bir fotoğraf paylaşmış. Onu gördüm Instagram'da. Boyunluk var mıydı? Yoktu. Önce orada yok, Antep'te gördüm ben. Ama demek fıtık yeni, dediğin şey öyle bir şey tak, yani. İstediği zaman takıyor. Rahatsız olduğu zaman takıyor, çok ağrısı olduğunda. Uzun uçuşlardan sonra belki. Sağlık programına mı döndürdük programı? Bize ne abi boyun fıtığından? Bu Babel, Pascal Nouma meselesinden konuşalım demiştin. Bu Babel de iyice, abi oyuncular, abi top oynayın ya. Babel ya bize efendi, ne abi sen, Pascal, 8 hatırlatması yaptığın kulüpten para kazandım. Ayıp. Çok ayıp. Profesyonelim diyeceksin. Hayır, sen de bu şekilde dalga yaptın, geçmeyeceksin. 6-7 abi o gün. Dalga geçmeyeceksin. Gülme komşuna gelir başına dediler 6 tane yedin. Babel'e ben buradan bir tavsiye. Ama çok geç artık tavsiye için. Yaşı da aldı çünkü. Neredeyse baston falan kullanacak. Babel bence top oynasın. Babel bence sahaya konsantre olsun. Pascal Nouma gibi bir isimle de bence dalaşmasın. Derim ben. Sen futboluna odaklan. Yani senin lollipop kafana da kimse bir şey demiyor mesela. Pembe renk. Abi buyur, öyle çıkıyorsun mi? Bize yani. Ne ya? Lollipop ne demek ya? Şeker gibi kafası işte. Pascal Nouma öyle demiş de oradan geldim. O da öyle yanlış gibi demiş abi. Lollipop ne ya? Pascal şeker kim ya? Gibi işte. Pascal'a kim yani? O böyle bir şey ya söylüyor. Pascal'a da başka bir şey söylüyorlar şimdi. Hani yılbaşında oynadığımız oyunu söylüyorlar mesela. Ne o? Tombalacı. Yani anladım. Onu da ona da onu diyorlar yani. Ne var abi? Bu isteyen herkese her şeyi söylüyor hakaret dışında. Derim ben bir şeker, pamuk şeker. Pamuk helva gibi adam mesela kafasının rengi. Senin aklına ne geliyor kafayı pembe kafayı görünce? Demeyeyim ben alıştım artık ya. Ne geliyor aklına? Çok yadırgamıştım. Hiçbir şey gelmiyor. Pembe kafayı görünce Babel geliyor aklıma. Başka bir şey gelmiyor. Gerçekten kırmızı mırmızı. İlk zamanlar bana bir garip geliyordu. Şimdi alıştım ha. Pogba da garip garip şeyler yapıyor. Aa, buraya Pogba yazıyor filan kafasına. Ne yapalım şimdi? Yani? Yapıyor abi bunlar. E tamam işte. Yazar mısın mi sen? Mesela sen istesen de olmaz sende. Gökhan diye şöyle yazmak lazım. Milli takımımız çarşamba mı? İzlanda maçımız. Çok önemli maç. Beraberlik bizi 2020 Avrupa Şampiyonası'na götürür. Sen hala Gökhan'dasın değil mi buraya? Dikkat böyle yazmadım ben. Doğru ne zor olur. Niye derin bir sessizlik var şu anda? Haluki sen de Rapunzel gibisin çünkü. Sen de var saçlar. Var bende abi biraz çoğumasın. Sen nereye yazdıracaksın? Sen oraya mesela Ali bile yazdıramazsın yani. Ali 3 harfli bir şey yazdır. H yaparım ben. He. Ha H olur. Bende de G olur ya. Gökhan'ın işle ilgili saç şakasını özlemiştik demiş. Talat demiş ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yok mu sizce demiş. Olmaz mı? Evet de var. Benim şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak gördüğüm takım Fenerbahçe. Trabzonspor'da lige başlarken ama ben de ortaya o rotasyon, sakatlık, bir sürü şanssızlık, iyi oynayıp kazandığı, şey kaybettiği puanlar ben ya da maçlar. Başakşehir'i, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı bu yarışta hiç birbirinden ayırmıyorum şu anda. Zaten hakemler de ayırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar birbirlerinden. Ben Beşiktaş'ın da mesela hala ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ı bugün böyle hani... Abi hakemler
Müsaade ederlerse bir... oynuyor da işte takımlar. Ya takım oynuyor da mesela Beşiktaş'ta bugün mesela inanılmaz güzel de futbol oynamadı. Enkudu mesela ben beğeniyorum dedim Enkudu'yu. Evet. Bugün çıkarttı mesela attığı gol falan çok acayip. Abi süratli oyuncu artık. Ama futbolda, Gökhan artık futbolda abi. Sen Mustafa Yumru'yla diğer bir pozisyonla penaltı değil diyorsun. Atletik vermem ben. Kural yani sence kural ne diyor? Yani penaltı. Abi kuralı bilmiyorum da. Yani kural. Bildiğin yerden. Hayır şu açıdan söylüyorum. Bu arada Hüseyin niye demiş? Çok ufak temaslara artık biz garip garip penaltılar çalmaya başladık abi. Yani özellikle mesela duran topta ceza sahası içinde o itişler, kakışlar filan. Hani futbolun doğasında yok mu ya? Oynadık işte sen de oynadın abi. Yıllarca oynadın. Orada o mücadele olmayacak mı abi? Kimse mi değmeyecek birbirine yani? Ya benim kaleciyken yumruk atmıştım var. Kornerden gelen topa vuruyormuş. Topla karışık adamın yüzüne vurmuştum var. Hakem görmedi devam ettirdi mesela. Yani anladın mı? Bu da kötü bunlar de. Olur abi. Şimdi bu Hüseyin'i arkadaşımızın penaltıcı olarak ya penaltı atışlarında iki tane penaltıyı çok kolay Hüseyin'i... penaltı çalınıyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Hüseyin'i kardeşimize bir tüyo vereyim bir kaleci olarak. Atacağın köşeye ilk başta bakıyorsun sonra yanıltmak için atmayacağın köşeye bakıyorsun. Yani sağ köşeye baktığın belli. Kalecileri zaten ya ayaklarına bakıyor ya yüzüne bakıyor. Dolayısıyla hani ilk baktığın yere sağa bakıyorsun sonra sola bakıyorsun topa yaklaşırken tık diye sağa vuruyorsun. İlkinde yedi ikincisinde yemedi. 14 Kasım Türkiye İzlanda. Yani. Saat 20'de oynuyoruz. 17 Kasım Andorra Türkiye 22.45'te de noktalıyoruz serüveni. Yani inşallah. Son iki maçımız bitiriyor. Mı? Bitiriyor evet bitiyor artık. Zaten İzlanda'yı yendiğimiz anda Andorra berabere maçı, kalsak da galiba ya. Andorra maçı bizim yanlış için. Yanlış mıydı? Andorra maçı tamamen şeye dönüyor Gökhan. Hemen bir kadro çiz. Hemen bir kadro ver. Kale Mert. Savunmada Zeki. Çağlar. Merih. Ozan. Ne yaptık? Sol bek. Umut Meraş'ı oynatıyor. Çağlar'la Ozan oynatırım ben. Ben Çağlar'la Ozan oynatırım. Nereye? Sol bek mi Ozan oynatacaksın? Hayır abi göbeğe. Zeki'yi ne yapacağız? Zeki sağ bek. Zeki'yi sağ bek oynattım. Çağlar'la zaten Merih oynuyor abi. Göbekte. Ya Meri'yi oynatmadım ben diyorum ya. Meri'yi oynatmadım. Evet ya. Ozan'ı yazdım. Meri'yle Çağlar oynuyor. Ozan ki Ozan ya. Bizim Ozan kabağı mı diyorsun? Yok benim Ozan'ı diyorum. Evde uyuyor ya. 18 ay 17 aylık. Ozan'ı çağıracağım. Lisans çıkartıp İzlanda maçında oynatacağım. Ya oynamaz Ozan Çağlar, ya. Çağlar Ozan. Merih. Bence ya benim. Abi yapma gözünü seveyim. Fransa maçını bir hatırlasana ya. Sol bekede Hasan Ali'yi yazdım. Meri'yi nasıl yedin ya? Sol bekede Hasan. Bizim milli takımımızın ilk stoperleri Çağlar'la Merih'tir Gökhan'cığım. Ozan nereden çıktı abi? Tamam peki Ozan'ı. Sol bek Hasan Ali. Ortada üf. Bunlar sağlam mı ya? İrfan Can oynayabilecek mi acaba? Ben onu merak Cengiz. Ediyorum. Cengiz kanatta. Yusuf. Abi zor be. Ozan. Mahmut Tekdemirli falan oynuyor Hakan. Herhalde yine. Bak. Cengiz, Ozan, Yusuf Hakan. Orta dörtlü. Hakan Burak ya. Yılmaz. Dörtlü yaptık. 4-4-2 oynatacağız. Bir tane ya de burada Gökhan, bir tane daha bizi bitirdin ya. Orta sahamız şöyle olur. Ozan Tufan olur. Mahmut Tekdemir olur. İrfan olur. Gökhan. Önlerinde Hakan oynar. Cengiz. Cengiz, Hakan, Burak olur. Ya ben de söylüyorum. Olur. Ben de söylüyorum net. Orta saha Cengiz, Mahmut, Ozan, Yusuf, Hakan yaparım. Forveti de Burak yaparım. Yusuf, Hakan çok yumuşak kalmaz mıyız? Kalmaz. Hakan alt kenara abi o zaman yumuşak kalacağını düşünüyorsun. Valla inşallah lider çıkabilirsek çok önemli. Yani düşün Fransa'nın olduğu gruptan yani gruptan lider biz çıkacağız. Gidelim de nasıl gidersek gidelim. Yani gideriz bence ya artık bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum. 9'un 9'lu permütasyonuyla gitmişliğimiz vardır bizim. Bütün her şeyi istediğimiz gibi olur. Erman, Zeki, Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Cengiz, Hakan, Cenk, Burak demiş. O şeyi yazmamış. İrfan Can'ı yazmamış. Ben de yazmadım. Ben Mahmut'u yazdım. İrfan Can iyileştiyse oynatır İrfan Can'ı. Ekselansları iki maçı da kazanıp lider çıkarsak şampiyonada seri başı olma şansımız var demiş. O da önemli bir detay. Peki Galatasaray... Hakemlerin protestosuyla ilgili tweet okuyacaktın okumadın. İnsanlar tepki gösterecek. Attılar abi çok attı. Okudum ya abi. Hepsini okumadın. Üç tane tweet okudun sonra okudum diyorsun. Neyi okuyorsun abi? Üç tane tweet okuyunca bitmiyor. Arkadaşlar harika bir hafta sizleri bekliyor. Muhteşem bir haberler aldınız. Sağlıklı, güzel, muhteşem, güzel böyle. Bitiriyor muyuz? Bitti abi 50 saniye kaldı. Aa öyle mi? Evet. Kendinize iyi bakın. Unuttuğumuz bir şey var mı? Sizleri seviyoruz. Bizi izleyip teveccüh göstermenizden dolayı teşekkür ediyoruz. O kadar. Ben buradan Hakan Ceylan'a, bugünkü var hakemi.
kendisine Beşiktaş Denizli, Yukatel Denizli Spor'un var hakemi Hakan Ceylan'a. Bir dakika, bir dakika. Sevgiler, saygılar Fred, sunuyorum. Fred Garaj Fransa'da Emrah kardeşime selam gönderiyorum. Emrah, seviyoruz seni, buradaymış. Hakkı abiye selam olsun. Hakkı abiye ben de selam söylüyorum. Gonca Gül bizi seyrediyormuş, ona da selam olsun. Gonca Gül'e de selam olsun. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle şahane bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah.